Merhaba arkadaşlar, bugün çift evrim turnuvasında dev destesiyle oynayacağım. İlk 50'ye girebilmek için bize 26 galibiyet lazım. Şu an ben 16 galibiyetteyim. Bu desteği metadan gördüm ve evrimleri de devle birlikte uyumluydu. Hançer düşesini de birçok kişi artık kullanmaya başladı. Dev de ona karşı harbiden sağlam bir atak kartı. Şöyle videoda da deneyelim. İlk rakibi de bulduk, Alex geldi. Tamam, karşıda hançer düşesi var. Dev güzel eritiyor cephanesini. Ondan sonra zaten gece yıldızı falan arkada bayağı bir çalışır. Evrilmesini döndürelim diye bombacıyı attım. Bu arada birkaç kişi de soruyordu CRL'deki maçları sen de göstersene diye. CRL'deki maçları gösterirsem son 32'ye girmişsem anca öyle gösteririm. Yoksa bir anlamı yok yani. Bir üst sıra kalamadıysam ki kalamadım ben. Kendi başıma da oynamadım. Analizcim vardı ama analizciye suç atmayı seven bir insan değilim. Ama siz şöyle düşünün. Mesela ben Kalalas'ta oynuyorum ya şu an. Clash Royale'deki en iyi takım diyebilirim. Oradaki analizciyi kullanmak zorundaydım. Bana yardım eden analizci de hem Riley'e hem Titan'a yardım etti. Bu iki oyuncuyu da bazı kişiler illaki biliyordur eğer Clash Royale'i iyi takip ediyorsanız. Mesela Riley 5'e 2 gidiyordu yani. 5 galibiyet 2 mağlubiyet. Ben 5 galibiyet 2 mağlubiyetle gidiyordum. Titan da aynı şekilde. Sonra 3 kişi olarak hepimiz bir mağlubiyet aldık. Ve girme olasılığımız kalmadı diyebilirim. 7 galibiyet 3 mağlubiyetle girmek neredeyse imkansız. Aşırı şanslı olmam lazım. Ana kuleyi de açalım da. Güzel oldu. Şuna bir de çarpma atalım yavaşlasın. Özellik bastı çok iyi. Bombacı çalışacak. Bir analizci başından beri söylüyordu. İşte seninle birlikte 3 tane oyuncum var. Hepinize deste vermekte zorlanacağım diye. Ama bu takımın kararıydı, yapacak bir şey yok. Sonuçta analizci de haklı, zorlanması normal. Onun dışında Riley de iyi gidiyordu bayağı. Geçen sezonlarda falan yükseklerde bitiriyordu. Biraz formda bir oyuncuydu, giremedi. Saldı sonra zaten 3 mağlubiyet alınca. Ya ben tek başıma oynarsam daha mı iyi olur? Daha iyi olur. Tabii ben ne oynamam gerektiğini biliyorum. Ama yine fena değildi yani. İlk kez başladık ya, bu kule birlikleri de çok dengesizdi. Ben mesela şöyle bir olay var. Dev mezarlık oynuyorum. Rakibim tazı oynuyor. Normalde eşleşme bende tabii ama oynadığımız kule birlikleri hançer düşesi. Tazıya karşı hiçbir şey yapmayan bir kule birliğiyle oynadığım için maçı kaybettim. Ben bunu bilmiyordum mesela. Çünkü daha yeni gelmiş kule birliği. Her eşleşmeye çalışmadım. O yüzden bilmediğim şeyler de çok vardı. Ki birçok iyi oyuncu da çıkamadı. Ve çıkamadığım, üst sıra çıkamadığım CRL maçlarını neden paylaşayım? Bak, bu dev mezarlığı çok rahat kesebiliyoruz. Mesela böyle yeni meta destleri çıkmış. Bunları da alabilirdim. Bak, güzel bir çarpma. O yüzden benim takım izin verirse bir dahaki CRL'de, yani bir dahaki ayda, şu an 4 tane kaldı. Kendi destelerimle oynayayım, daha rahat edebilirim. İyi oyun diyeyim. Rakipte saldı mı maçı, salmadı mı belli değil. Şu balıkçı. Eşleşme bizdeydi, o yüzden güzel kazandık. Rakibin çok fazla hatası olmadı. Bizde bir de balıkçı vardı. Diğer kuleye de çekebildiğimiz için devini iyi eritebildik. Ama rakip zaten bizim devi savunurken bayağı bir zorlandı. 3 tacı da attık. Güzel. Bu desteği de tavsiye ederim. Eğer dev sevenler varsa bu turnuvada kullanabilir. Bir de ben yayında Pekka destesi oynamak istiyorum yan hesapta. Gelirseniz yayında oynarız. İkinci rakibi de bulduk. Güzel. Yine yeni kule birliği var rakipte. Dev için iyi haber. Şimdi bombacıyı atalım, evrimlisini döndürürüz. Helal olsun, hemen tazıyla başladı. Konuya hızlı girdi. Küçük prensi atalım, nasıl bir savunma yapabiliriz? Bu tazı destlerinde artık barbar olmuyor. Ufak bir devle deneyelim ki bombacı da arkada çalışsın. Gece yadısı atacağım. Güzel. Şöyle tam zamanda bir çarpma. Güzel. Alev topu da varmış. Oklar ve çarpmayla oynayacağını düşündüm de alev topunu gördük. Yine sorun değil. Kule bildi, onu kes bari. Zahmet olacak. Balon da köprüden bastı ama bizde hava kartı çok. Çok iyi oldu bu. 5 iksiri heba etti. Şöyle bir baskı yapalım. Sağ tarafı alacağız gibi. Ya o kuleyi bıraktı. 3 taş mı denesek? Gerçi 3 taca gelmeyelim diye de 7 iksir harcadı. Ben ikinci kuleye de oynayacağım.
Ankamız bir sonraki kart. Gece cadısını atabiliriz. Havaya vuracak. Bir de ankamız var. Onu da döndürdük. Güzel. Köprüden tazı hemen. Devi basıyorum. Kartları biriktirdik o kadar. Bayağı kötü oynadı bu arada. Tam havaya vuran iki tane kartı çıkardık da ankamızda dönmüştü. Özelliği basamadık. Şöyle bir balıkçı atsak ortada onun yerine. Bir de bombacı. Ama zaten rakip kulemizi alamayacaktı. Köprüden denedi de böyle hiç olmadı. En azından arkadan kartları toplayarak çıksa daha iyi olurdu. Hala savunmaya çalışıyor. Ali top atalım. Maçı bitirdik. İyi oyundu. Şimdi üçüncü maçımıza da geçelim. Meta DS'lerine karşı çalışıyor bu dev DS'si. Tazı oynayan çok var. Dev mezarlık oynayan çok var. Bakalım şimdi ne gelecek. Bulmadı rakip. Şöyle çıkıp girelim. Çıkıp girince bazen buluyor hemen. Öyle de oldu. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Hançer düşesini de görmeye alıştık. Meta'da çok oynayan var. Şimdi çift evrim turnuvasında da sürekli bunu kullanıyorlar demek ki. Ben ilk maçlarda Prenses Kulesi kullananlara da denk geldim. O yüzden değiştirenler de var. Bu dev DS'si Prenses Kulesi'ne karşı o kadar da çalışmayabilir. Ki cellatı varmış rakibin. Tamam, zor bir eşleşme. 5 iksiri şimdi solda kullandı. Onu savunuruz zaten biz. Hemen bir atağa kalkalım. Yakalamak istiyorum hemen. Güzel bir alev. Anka'yı da vurduk. Öyle artık Anka. Bombacı kuleye de vurursun. Anka'nın yumurtasına vururken. Diğer vuruşu da yapıyordu az kalsın. Onun cephanesi yok. Kuleye de vur. İki kere sekti. 1900'e kadar indirdik. Güzel. Cellatı yokken yakalamamız iyi oldu. 2x'e girdiğimizde böyle bir pozisyonda yakalar mıyız bilmiyorum. Sonunda zor bir eşleşme geldi karşımıza. Şimdi önüne devi sıkıştırırsak atak heba olur. Cellat varken atılmaz. Çarpmaya attım. Bir daha alev topu atalım. Neredeyse kestik. Dondurması da varmış. Özellik basamadan atması bizim için kötü oldu. Neyse yine bir şekilde savunabildik. Okçuları atması da olurmuş. Kule birliği kesti zaten tek başına. Bizim de iksirimiz az. Özellik basmak istemiyorum. İki tane D mi döndürsek? DS'miz o kadar hızlı dönmüyor ama arkadan çıkarak belki döndürebiliriz. Bir de atıcısı var. Ağır kartları var. Bizim arkadaki kartları rahat kesebilecek. Hem atıcı hem cellat. Şöyle bombacıyla yine vurmaya çalışalım biz. Hadi. Son anda korudu. Refleksleri de fena değil oyuncunun. Ne atsak kasırga atacak diyecektim. Bir de dondurma. Oradan zaten dev çıkamaz bile. Tersten bir gece yadısı. Önüne dev atabilirim duruma göre. Anka. Böyle bir bombacı. Özellikle bastım. Evrimde okçuları da döndürdüğü için devi basamadım önden. Artık soldan çıkmamız lazım. O sağdan geliyor. Kartını daha rahat toplayabilir. Evrim okçu yaklaş. Anka'yı atacağım. Güzel. Bir balıkçı. Kötü yakalandık. Savunmaya dev attım artık. Çaresiziz. Soldan attığım dev bir kere vurdu. Moralim daha çok bozuldu. Vurmasaydım keşke. Soldan da adam akıllı bir hasar verebilseydim. Tehlikeli geldiği için gece yadısını da oradan attım. Dev bir sonraki kart. Şöyle bir balıkçı cellatını hemen çekelim. Hadi. Cellatı aslında atıcı da değil. Cellatı bizi çok zorluyor. Diğer bütün kartları geçebiliriz de desteği yıldırım mı alsaydık? Cellat bayağı zorluyor desteği. Şöyle bir dev. Korumak için attım. Çarpma yatıyorum okçu da ölsün.
Mecbur sağdan gideceğiz sola vuramadığımız için. Belki bir deneriz 3x'deyken iki tarafı. Yumurta kırıl, güzel. 3x'e de girdik. Şuraya bir alev top atmak lazım. Vermeyelim kuleyi. Hala hayattayız. Şöyle cellat gelecek. Hadi hemen çekelim. Çekemedik. Yine bir savunmada kalalım. Oraya alev topu yakışır bu arada. Tekrar bir çarpma. Hala şansımız var. Cellat gelecek yine. Hadi çek artık. Soldan bir dev. Son 20 saniyeye girdik. Yakalar mıyız? Sola da bir şey atması lazım. Okçular ölsün. Bombacıyı attım. Son 5 saniye. Yok ya, alamadım. Ki savundu da. Devi sağdan bassaydım acaba? Gerçi yine zordu. Belki daha iyi oynayabilsem. Zor eşleşme olmasına rağmen. Benim hatam da olabilir. Rakip böyle aşırı iyi oynamadı. Cellat'ı falan sonradan çekebildik ya bir anda. Koruyamadı. DS'de bu şekildeydi. Son maçı kaybetmeme rağmen yine de ben DS'yi beğendim. Siz de bir şans verebilirsiniz. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.